Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi golva.com'un katkılarıyla hazırlanan forma çekilişinde de inşallah arkadaşlara haber edeceğiz. Ben sonuçları bekliyorum arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Vitor Pereira'ya Diego Rossi transferinde rakip Fenerbahçe'den ayrılan Brezilya ekibinden Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira eski öğrencisi Diego Rossi'nin transfer edilmesini istemişti diyor haberde. Ve Uruguaylı oyuncuya bir talip daha çıktı diyor arkadaşlar. Ee, uzunca bir haber. Sizin için kısaltıyorum. Bu arada 6 tane forma dağıtıyoruz. Daha da dağıtacağız inşallah. Ee, yeter ki kanala abone olun videoları izleyip beğeni atın arkadaşlar. Evet Flamengo'ymuş. Uzun haberi de bulduğum kadarıyla. Ee, Los Angeles FC'den kiraladığı 27 maça çıktı. 2 gol 5 asisti var. Zaten Flamengo bilinen bir şeydi. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmenin lüzumu yok. Flamengo'yu hepimiz biliyorduk. Bilmiyor muydunuz arkadaşlar Flamengo'nun e, istekli olduğunu ne bileyim hatta Corinthians'tan önce Flamengo haberleri zaten düşmedi mi? O yüzden çok fazla bir şey yok. Ha ben şunu söyleyeyim. Ben içimden bir ses şey diye Rossi'yle gelecek sene devam edilecek diyor ama bakalım. Şimdi bu arada sözleşmesi biten oyuncuları çok soruyorlar bana sözleşmesi bitenden ziyade Altay Bayındır mesela. Arkadaşlar Altay Bayındır yıllık 3 milyon TL alıyor. Ücret. Altayla inşallah uzatılacak. Çünkü önümüzdeki seneyi de şimdiden planlamak lazım. Ee, bir görüşme var. Serdar Aziz konusunda da daha önceki videolarda da söyledim. Gerek Serdar Aziz gerek Ferdi Kadıoğlu konusunda daha önceki videolarda söyledik arkadaşlar. Bakabilirsiniz. uyum videoları var. Canlı yayın yapmıştık var. Hep birlikte izleyip Bakın arkadaşlar orada var. Şimdi tekrar tekrar anlatıp dan. videoyu izleyen arkadaşlara haksızlık etmeyelim. <laughs> Tabii Fenerbahçe'de yıldız çok fazla. Biliyorsunuz özellikle Arda Güler. Arda Güler'in hatta ailesiyle 5 e, yıllık uzatma konusunda da bir görüşme var. İnşallah o da olacak. Bugün takvim gazetesi Borussia Dortmund'un scout şefi Markus Pilava gidiş dönüş uçak biletini almış. Arda Güler'i izlemeye geliyor falan demiş ama pilava gelirken evdeki bulgurdan da olmasın. Sinan Engin de Ali Koç yeni sezonda 3-4 tane baba gibi büyük transfer yapacakmış diyor ama ben ona da ihtimal vermiyorum. Onu da belirteyim. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Transfer dediğimiz olay çok değişik bir olay. Enes Ünal diye bir adam var. Şimdi yurt dışında gururumuz, temsilcimiz, bizim Türk evladı Enes Ünal ilk 10 maçında gol atamayan bir futbolcu. Bu sezonun başında. 2021-2022'de ilk 10 maçta golü yok. <laughs> Bakın golü yok. Golü. İlk 10 maçta golü yok. Son 15 maçta 13. golünü atıyor. Ve attığı özellikle ikinci gol akıl dolu. Yani e, orta şut karışımı derler ya. Direkt taç çizgisinde oradan direkt şey yapıyor. Son 15 maçta 13 gole imza atıyor Enes Ünal. Dün akşam Alaves sahalarına 2 güzel gol birden atıyor. Fakat arkasına yatan bir sebep var. Hani evlenip düzenli hayat kurup çoluk çocuğa karışıyor. futbolu odaklanıyor. Tabi Bursa altyapısından çıkan bir futbolcu. Manchester City almıştı değerlendirdi. Yani muhtemelen yazın dört büyüklerle adı geçecek. Sonra çöpleşecek çocuk. Şimdiden de belirteyim. Bakın bizde iklim böyle. Mesela Berisha için çöp diyorsunuz. Ben katılmıyorum. Mergen Berisha Trabzonspor'da olsaydı ağzınız ayrık derdiniz ki bak adamlar neler getiriyor. Ha, aynı Trabzon'da da Bakazetas mesela. E, dehşetül vahşet bir sezon geçirirken ilk 9 haftada 7 gol, 3 asistten oynarken e, ondan sonra 10. haftadan sonra 9. haftadan sonra sadece bir gol, bir asisti var Bakazetas'ın mesela. Öyle bir periyot. Bunlar böyle arkadaşlar. İnişli çıkışlı şeyler. Yani inişli çıkışlı grafikler. Bu tip şeyler normal olabilir. Yani bu tip şeyler normal olabilir. Ha ben bu ligde ısrarlı bir şekilde şunu söylüyorum. Bu ligde kadro kaliten iyi olacak. Hocam da kalbur üstü olacak. Yani iyi bir kadron kalbur üstü bir hocan olacak. Yani ortalamanın bir tık üstünde bile olsa seni şampiyon yapar. 2-3 tık üstünde olsa seni yani Yılmaz Bural'ın diyor ya ben 55 bin kişiyi tribündeki şey yaparım diye ondan yapar. Yani son 10 yılda 15 yılda şampiyon olan hocalara bir bakın arkadaşlar. Yani Aykut Kocaman'ı, Ersun Yanalı, Fenerbahçe'den dahil edin. İşte Hamza Hamzaoğlu'nu, işte Şenol Güneş'i, şunu bunu hepsini dahil edin. Abdullah Avcı'yı da dahil edin. Gerçekten soruyorum. Kaçı üst düzey, böyle A-klas, hani Türkiye'den e değil de yurt dışından teklifler alan... Ulan adam çok iyi teknik adammış. Biz bunu yurt dışına alalım diye. Kaçı yurt dışından teklif alan alıncalar? Hocam işte Bulgaristan Ligi'nden teklif alıyorlar ama. Ya Bulgaristan Ligi'nden ben de alırım. <laughs> Onu geçin hani demek istediğimi anlayın. Şimdi Fenerbahçe aslında iyi kadroya sahip olsa ya da iyi kadroya sahip olmasa arada çok fark eder. Dünyanın en iyi hocasını da getirsen Fenerbahçe'deki yönetim anlayışı değişecek. Bir, ikisi iyi kadro kurulacak. İki, üçüncü de adama müdahale edilmeyecek. Ve bu, bu yönetim iyi kadro kurabilir mi? Allah var. Şimdi bakın. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin oynatabileceği yani altyapıdan gelme ee, ya da oynatabileceği iyi gençler var. iyi Türkler var. Yabancılardan da mesela birçok futbolcumuz var. Hani tutulabilir. Misal veriyorum bak bu sene Şimdi sosyal medyada bir Bizim Redondo var. O bir şey paylaşmış. Ben onu gördüm de. O e, paylaştığı görseli sizinle paylaşacağım. E, birçok şeyine katılmıyorum. Onu belirteyim. Ben kadroyu ekrana sunayım. Şimdi 2022-2023 kadrosunu Kafasında kurmuş. Çok güzel bir şekilde kurmuş. Şimdi i̇şte ben bununla ilgili de yorum yapacağım arkadaşlar. Özellikle. Yani gelecek sezon oynatabileceği altyapıdan gelen futbolcular falan bak. Özellikle Trezeguet'i. Mitrovic'i. Mirkovic yazmış da. Mitrovic'i. Hani Viski ayarında bir üçlü kurmalı diyor. Hani ön tarafta kimse 11'le oynamamalı. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin de 5 tanesi. Birinci sınıf 8 tane yerli olacakmış. Ben buna katılmıyorum. Fenerbahçe'de e, ee, birinci sınıf 8 tane yerli yok. Kim hariç vazgeçilmeyecek yabancı yok diyor. Kim de dahil hepsinden vazgeçerim. Kayserliyim ben yeter ki para gelsin. İyi yerliler, kötü yabancılar seçilmiş diyor. Buna kısmen katılırım. Ön tarafta birinci sınıf 4 oyuncu. Bir sekiz numara falan filan diyor. Şimdi şu kadroyu yorumlayayım. Yanlış anlamayın. O sayıyı ben düğünümde oynatmam. O Fenerbahçe'nin sahabekiz o Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ferdi sahabeki olur yedeği nazım olur. İyi ve kötü. Okey. İki tane Türk. Kalecin Altay olur. Yedeği Tarık Çetin. Ya inanın Berke'yi çöplediniz kadar. Ya Berke o kadar kötü bir kaleci değil. Bak şundan vazgeçin. Bak Altay Berke diyelim. Sabek'te Ferdi Nazım diyelim. İki tane Türk. Ki ben Nazım'a razı değilim. Bana kalırsa ben Osay sayıyı nazım da Nazım'ı gönderirim. Ferdi Serhat Ahmetoğlu. Şu anda Karagümrük'te oynuyor. Stoper ikilisi Kim Minji, Serdar Aziz. İkisini oynatmış. Valla Türk kuralından dolayı olabilir. Atilla Salahi, ben bir şey söyleyeyim size. Atilla Salayi falan bize bırakmazlar. Keşke Tiserantı da bırakmasalar. Bence Kimi de bırakmazlar. Bence var ya oraya adam akıllı stoper e, araçlarına başlamak lazım. Ki para getirecek bunlar. Hocam her şey para demek değil. O zaman Kimi'ci ile Serdar Aziz kalır. Atilla Salahi ile gönderirsin. Oraya 3. ve 4. stoper. Mesela Fatih Kuruçuk enfes olur. Bir tane de genç bir stoper alırsın. Yabancı olabilir. Becerebilirsen süper olur. Gelelim sol beke bak. Çağatay kuru kalıp. Biz kendi evlatlarımıza güvenemiyoruz. Neydi o sol bek? Konan. Getir Konan'ı. Yedeği de Çağatay kuru kalıp de. Muhammed falan filan gerek yok. Bak bir Çağatay, şey bir Konan. Stoper alacağın en az bir isim, iki. Sağ beke Ferdi, Serhat Ahmet oldu. iş yapar ama Ferdi de Sabek'te kullanmak ne kadar mantıklı. O da ayrı bir ironi. Bence bir Sabek. Bunlar olabilir. Orta sahaya gelelim. Crespo yedeği boş göstermiş. Arda Güler Ferdi. Bizi bundan folofoş ederler. Şimdi aynı Ferdi'yi Sabek'in yedeği yapıp merkez orta sahaya koymak bizi rezil eder. Crespo. iş yapar. Göndermezsen iş yapar. İsmail Yüksek iş yapar. Ee, Arda Güler iş yapar. Kabulüm. Okeyim. İrfan. Ben İrfan'dan 10 numara performansını iyi beklemiyorum. Üstün iyi bir teknik adam. Üstün körü bir teknik adam. İrfan iyi 8 kullanabilir. Okey bak. Crespo. İsmail dedim. Arda Güler. İrfan Can. Olur. Mert Hakan Yandaş 5. Mesut Özil'i nasıl yollayacağınızı şimdiden düşünün. Zaits'mış, Sosa'ymış, Gustavo'ymış, olmaz. Oraya bak. Orta sahaya. Bu kadar gencimiz olmasına rağmen. iki tane ya da en az bir tane A klas bir orta saha lazım. Öyle Max Meyer ayarında değil. Daha da A klas. Hücum hattı Trezeguet, Pavon. Evet Pavon sözden sonunda boşa çıkacak. Süper olur. Seferovic ee, olabilir. Trezeguet olabilir. Bak Trezeguet, Pavon, Seferovic. Ben okeyim. Serdar Dursun, Türk yedeği olur. Çok güzel. Muhammed Gümüşkaya'ya Trezeguet'in yedeği yap. Sol açıkta. Ya da Muhammed Gümüşkaya'yı da orta sahada 8'de kullan. Olabilir bu arada Allah yarın Samad'dan, Lemos'un, Max Mayer'in, e, Kolkerin bunları da hesaba katıp bunların hepsi kiralık futbolcular. Bunlar da geri gelecek. Şimdi Pavon, Seferovic, Trezeguet olursa Serdar Dursun'u da yedek forvet kaydettim. Okey olursa buraya bak şimdi 3 yabancı şu kadroda. Crespo 4 yabancı. Bir tane A-Klas orta sahadın 5 yabancı. Kim Minji 6 yabancı. Konan 7 yabancı. Bak 7 tane ilk 11'in olur. İlk 11'de oynayan 7 yabancın olur. Okey. Serdar Aziz, Osayi, şey Serdar Aziz, Ferdi, sağ bek, stoper, kalecinin Türk, orta sahanın biri Türk. Bitti. Mecbursun 4 Türkiye. Baktığın zaman bir açık, bir forvet, bir kanat, bir orta saha, 4, bir sol bek, 5, belki de bir sağ bek, 6. Yani Minji'nin durumuna bağlı olur. A klas 6 7 tane oyuncu alman lazım. Şimdi şu 8 tanesi de A klas oyuncu diyorsak biz futbolu konuşmayalım. Mert Hakan Yandaş. A klas birinci sınıf falan değil. İrfan birinci sınıf falan değil. Başakşehir'deki İrfan birinci sınıftı. Fenerbahçe'deki değil. Yemeyin kendinizi. Ferdi 8'de birinci sınıf diyorsunuz. Ferdi'nin Ferdi orijinali zaten 8 numara. Ama biz sağ bekte sol bekte birinci sınıf performans aldık. Belki orta sahada tırta dönüşecek. Olur olmaz diye demiyorum. Sadece örnek veriyorum. E, Muhammed Gümüşkaya'yı beğenmeyip söverek gönderdiniz. E Serdar Aziz canlı bomba dediniz. Tarık Çetin. inanın Berke, Berke daha iyi Tarık'tan. Eldekinin kıymetini bilirim. Yani olay bu. Arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Eldekinin kıymetini bilirim. Ha, mantıklı. Mitrovic tarzında bir forvet buluyorsak mantıklı. Ama bizim bulup bulabileceğimiz en iyi forvet ne olur biliyor musunuz? Samat'ta geri döner. O olur. Bak Fenerbahçe'den Olayinka hamlesi. Allah aşkına haberlere bir bakın. Biz Fenerbahçe'yi A klasa dönüştürelim dedikçe Gelen haberlere bakın. İsmail Kartal'ın tam bir takım oyuncusu yorum yaptığı 26 yaşındaki Peter Olayinka'nın şartları soruldu. İsmi transfer listesine eklendi. Bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'yi vasatizme alıştırdınız. Olayinka falan topçu mopçu değil ya. Ya Fenerbahçe o kadar dandik bir takım ki. Olayinka yıldız gözüktü. O kadar dandik bir takım Fenerbahçe. O kadar dandik bir takım. Hocam ama bak sen öyle diyorsun da. Atıp tutuyorsun da adamın 7 milyon euro piyasası var. Değil mi? 7 milyon euro piyasa değeri var. Olur. Okey. Arkadaşlar şu an bizim alıp alabileceğimiz bir isim değil açıkçası. Onu belirteyim. <laughs> Bak alıp alabileceğimiz isim değil. Bırakın da çöpleyin. Bizim alıp alabileceğimiz en iyi isim Pavon. Samimi söylüyorum Pavon. Sözleşmesi boşa çıkacak. 8,5 milyon euro değeri var. Arjantinli 26 yaşında. Bak bizim alıp alabileceğimiz en iyi isim Pavon. Sözleşmesi bitiyor ya. Dediğim gibi sözleşmesi bitiyor. Bedava. Bonservis ücreti yok. Sana Olayinka'yı kaça koklatırlar. <laughs> kaça kokladı. Hocam ama Konferans Ligi'nde bir gol, bir asisti var. Yani Fenerbahçe sağ olsun. Ya Fenerbahçe sağ olsun. Mesela bak bu Olayinka şu anki Osayi mesela büyük umutlarla geldi. Biz Olayinka'yı da Osayi'ye çeviririz merak etmeyin. Merak etmeyin. Tam bir takım oyuncusu demiş de şartları sorulmuş da 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunuyormuş. Bon servisi 2 milyon euroymuş. Bu haberi yapan arkadaşım kesinlikle ve kesinlikle futbola ilgisini her şekilde bıraksın. Futbolla bir daha ilgilenmesin. Bridge oynayabilir. Kurbağa yetiştirebilir. Tavuk büyütebilir. Yani 2 milyon euro eğer Peter Olayinka'yı 2 milyon euro dedilerse bakın bir kez daha sizin adınıza yazayım belki de bende sıkıntı vardır. Yani 26 yaşında Slav yaparak aynı oyuncudan bahsediyoruz. İnternete girin siz de bakın arkadaşlar. Rica ediyorum. Şimdi ekrana göstermene 2 saat uğraşmayalım. Yani 7 milyon euro piyasa değerinde olan futbolcuya 2 istedilerse bu Slav yaparak yılın malı ilan edelim. Birkaç tane daha futbolcu alalım. Gent'ten 3.2 milyon euro bonservisle transfer edilmiş. Hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. 27 maçta 7 gol 3 asisti var. Yolu Türkiye'den geçmişti diyor Denizli falan filan. O, şöyle böyle. Arkadaşlar hiçbir ilgimiz yok. İlgimiz olsa da alamayız bizim alıp alabileceğimiz en iyi isim Pavon. Trezege diyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Keşke Rossi'yi bir sene daha kiralasak. Ve gelen teknik adam. Yani gerçekten bir teknik direktör getirip Rossi'yi bir sene daha kiralasak. Bak ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Yarın bir gün başka takıma gider. Kafaları yersiniz. Hocam ama bitiriciliği yok. Arkadaşlar futbol görüşü yüksek bak. Şimdi siz Arda Güler için şey diyebilir misiniz? Fiziği yok. Sizi tokatlarım. Lan adam 8 tane mi 9 tane mi şey kazandı geçen. Ee, ne derler ona? 8 tane mi 9 tane mi bir maçta şey ikili mücadele kazandı. Fiziği olmayan 16 yaşındaki Arda. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Kendinize yazık edersiniz bak kendinize yazık edersiniz. Benden uyarması, benden söylemesi. Gelelim en bomba habere. Fenerbahçe'den Alexander Charlotte ata. Ne oldu? Ne oldu? Bir, bir buçuk hafta önce ben bunun haberini yaptınız. zaman, sen prim kasıyorsun. Charlotte üzerinden diyordunuz. Ne oldu?" Bugün medya konuşuyor. Habere geçelim. Tartışılmayacak bir golcü için Fenerbahçe kolları sıvadı. Kanarya'da öne çıkan isim ise Alexander Charlotte oldu. Sallih sezon sonu Leipzig ile masaya oturma kararı aldı. Ligde, kupada, Avrupa'da yine hüsran yaşayan Fenerbahçe transferde artık boş atmak istemiyor. Özellikle son dönemde aldığı golcülerden fayda göremeyen Sallih lacivertler marka bir isme gidecek. Vedat Muriçi haricinde son yıllarda transfer edilen santraforlar beklenen katkının çok uzağında kaldı. Kanarya bu sebeple tartışılmayacak bir isimle anlaşmayı planlıyor. O sezon başında da o da sezon başında istenilen Sherlock demiş. Ben burada çok önemli bir soru sorayım. Fenerbahçe forvetlerden yeterli verimi alamamışcam. Verim alamadığı senelerden hangisinde şampiyonluğa oynuyordu? Yani hangisinde şampiyonluğa oynuyordu? Geçen sezon. Değil mi? Fenerbahçe 2020-2021 golcüleri. Bakalım geçen sene en golcü kim? Değil mi? En golcü kim acaba geçen sezon? Hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Hiç merak ettiniz mi? Geçen sene mesela Fenerbahçe bir maçta bir Sivas maçıyla katı, kaçırdı değil mi şampiyonluğu? Attığı gollere bakın arkadaşlar geçen sezon. 6 gol Ozan Tufan 8 asist. 7 gol Pelkas 7 asist. Yani 7 gol 7 asist. Perotti 3 gol. Sosa 4 gol 3 asist. <laughs> Mert Hakan 4'e 1. Valencia 12 gol 4 asist. Bakın 12 gol 4 asist. Samatta 5 gol. Tiam 6 gol 2 asist oynadığı süre 1473 dakika. Yani 20 maç bile değil. Sinan Gümüş 3 gol 1 asist 571 dakika. Siss'e 5 gol 1 asist 757 dakika. Bakın şampiyonuna oynarken dediğimiz olay bu. Peki burada geçen seneki listeye bir tane Şorlo tekleseydik. Trabzonspor'dakinin yarısı kadar atsaydı, yani Trabzon performansının yarısı kadar atsaydı Fenerbahçe geçen sene belki de şampiyondu. Bu sene 30 maça çıkmış, 5 gol, 1 asisti var. 1251 dakikada. Bakın piyasa değeri düşüyor. 20 milyon euroya aldılar, 2'ye kiraladılar. Doğru düzgün bir stratejiyle bak satın alma opsiyonu 15 milyon euro diyor. Doğru düzgün bir stratejiyle 6 7'ye alınabilir. Yani 6 7 satın alma opsiyonu konulup alınabilir. Vedat Muriçi Mallorca'ya gitti, 6 milyon euroya kadar piyasa değeri düştü. Bakın. Vedat'ın eee Vedat'ı eğer Türk saydırabilseydik biz yine alabilirdik de. <laughs> bu sene Vedat La Liga'da 359 dakikaya çıkıp 2 gol 1 asisti var 4 maçta. Bakalım bu sene ne, şeyde ne yapacak? Bu hafta ne yapacak? Bakın Vedat da aynı şekilde. Yani onun opsiyonu transfer markette yazmıyor ama 12 diye biliyorum Vedat'ın opsiyonunu. Şimdi Vedat da düşüşe geçebilir. Mesela bir Vedat Burçi'yi Fenerbahçe yi alsa iş yapar mı? Şöyle kadar yapacağını zannetmiyorum. Ama Fenerbahçe son yıllarda forvetlerden çok çekiyor. Ya Samat da kötü. Allah yar kötü. Öbürü kötü. Mü? Ya hepsi mi kötü Allah aşkına? Sistem sıkıntı. Ben dediğim gibi Sherlock kariyerine bak. Groningen, Trabzonspor, Leipzig, Sochi'de, Bodo Midland, Gent, Crystal Palace, Rosenborg. Ya bu adam hani bir sezon iki sezonluk topçu diyenler çıkıyor. Ya Leipzig görmüş, Sochi'de görmüş. Crystal Palace görmüş. Hani liklik lik gitmiş. 268 maçta 86 gol atmış. En çok Türkiye'de atmış. Sebep ya da uymuş. Sisteme uymuş arkadaş. Bu kadar basit. Mesela Vakayeme. Vakayemi Fenerbahçe alsa belki de çöpleyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? 26 yaşında. Bak ben size diyorum. Sadece 5 golü var. Etmeyin, eylemeyin. Türkiye'de 34 maçta 24 gol atıp gol kralı oldum. Türkiye Kupası'nda ne yaptığı belli. Fenerbahçe'nin alıp alabileceği en iyi isimlerden biri Şörlottur. Benden tavsiye. Hocam Trabzonspor'da oynadığı için Fenerbahçe'ye gelmez. O benim sorunum değil. Ya biz Ahmet Fenerbahçe'nin yöneticileri falan düşünsünler bunu. O benim sorunum değil. İyi geçmişte şu Geri Rodriguez'i getirdiler Fenerbahçe'ye. Birkaç maç oynadı. Sonrası malum. Vallahi Fenerbahçe yönetiminde azıcık kafa varsa gider Şörlot'u getirir. Getirip getirebileceğimiz en iyi isimlerden birisi. Ne derseniz deyin. Hocam ya Vedat ya Şörlot. Bak, Seferovic şu bu tutmayabilir etmeyin eylemeyin. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir forvet bulabilirsiniz. Sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetler diyeyim. Sana da o forvetlerden işe yarar kimi yar ederler, o da ayrı bir mesele. Sana kimi yar ederler. Ben yani sezon sonunda sözleşmesi bitecek. O da ayrı mesele. Mesela transfer markta girdim. Mesela Mbappe'nin sözleşmesi bitiyormuş. Hemen alalım. Dibala, Dembele. Şimdi, şimdi 25-30 adam aşağı inelim. Hani Lacazette, Krimaric, Brox, şu bu falan filan. Hani Origi onu bile sana yedirmez der. Adnan Canize, Yanuzay, Munai varmış 23 yaşında. Töbe sana yedirmez der. Larin cık, geçiniz. Luis Suarez 35 yedirebilirler yaştan dolayı. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Arslan Nikate geç Zuba 33 yaşında belki sana yedirirler Rusya'da savaş var diye. Bir ihtimal. Yani 33-34 Pavon boşa çıkıyor dediğim gibi. Brahimi 32 yaşında sözleşmesi boşa çıkıyormuş. Jordan Ayev var bizim Ayev'in kardeşi. Onun dışında kimse yok. Yani Forvet'e parayı basmak zorundasın. Ne yapıp edip Forvet'e parayı basmak zorundasın. Ya da yıllık ücretine basmak zorundasın. <laughs> Bu arada Bakaymen'in de sözleşmesi bitiyormuş ama o uzatacak diye biliyorum. Yani o uzatacak diye biliyorum bak Yani adama baksana. 25 maç 10 gol 9 asist. 2015 dakika. Keşke Gareth Bale'yi alsak. Benim içimde şeyler demedi. Pukki. Mesela Norwich City'nin forveti. Şu an düşüşte sanırım. 31 yaşında. O da kuzeyli. Yer yönüyle kuzeyli. Bu sene 28 maçta 6 gol 2 asist atmış ama bizim ligde kendine gelirse coşar. Gareth Bale mesela. Güzel olur. 5 maçta bir golü var bu sene. 270 dakika. Adamın transferdeki değeri bile efsaneydi. Bir Gareth Bale'yi sol kanada getirebilsen mesela. Ah becerebilsen. Ah bir becerebilsen mesela. Ah bir, bir beyli getir. Pavunu sağ kanada at. Becerebilirsen. Zaten bu ikisini becerebilirsen Forvet'e Origi koşarak gelir. Ben de bu takımda oynayayım diye. Ha, Sefer o işte 2024'e kadar sözleşmesi var. Şu anda da bir sakatlığı var. 12 maç 5 gol 3 asist 468 dakika. Yani çok kısa bir dakika. Cel'de iyi bir gol performansı. Ama dediğim gibi durum bu arkadaşlar. Umarım demek istediğin anadır. Hocam peki Charlotte e, kesin mi diyen arkadaşlar çıkacak. Genellikle öyle yapıyorlar. Hocam kesin mi? Kesin mi? Vallahi Ali Koç başkanken Charlotte'un kendisi Ben Fenerbahçe'ni anlaştım. Hayırlı uğurlu olsun dese ben yine inanmam. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah en doğru kararı seçeriz en doğru hamleyi yaparız. Görüşmek üzere.